Ayancık sanayi sitesindeki tablo nedir? Hemen dönüyorum haberci arkadaşım Seyfi Karadeniz'e. Seyfi, şimdi Ayancık'ta o sanayi sitesindeki tabloyu birlikte okumaya çalışacağız. Arta kalanlar toplanmaya çalışılıyor, temizlenmeye çalışılıyor. Bölgedeki durumu aktarır mısın bize lütfen? İyi gün Balkaş. Sizin de söylediğiniz gibi 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde en çok zararın görüldüğü Sinop'un Ayancık ilçesiydi. 6 iş yerinin yıkıldığı, yüzden fazla dükkanın zarar gördüğü Ayancık sanayi sitesindeyiz Nilgün Balkaç. Burası ilk gördüğümüz manzaranın çok dışında şu anda. Temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz, kameram arkadaşım Mehmet Genceli ekrana getiriyor. Dükkanların içindeki çamurlar tek tek temizleniyor. Balçıklar tek tek temizleniyor. Tabii ki araçlar dükkanlar içinde kalmıştı. Dokümanlar iş yerlerinde kalmıştı. Malzemeler dükkanların içinde kalmıştı. Onlar tek tek temizleniyor. İş makinelerini şu anda görüyorsunuz. Sanayinin birçok noktasında, birçok farklı noktalarında temizlik çalışmaları sıkı bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen iş makineleri burayı yeniden ayağa kaldırabilmek için, üretimin tekrar yapılabilmesi için hummalı bir şekilde çalışıyor 24 saat boyunca. Şu anda da biz 6 iş yerinin yıkıldığı, yüzden fazla aracın, yüzden fazla iş yerinin zarar gördüğü Ayancık sanayi sitesindeyiz. Belediye ekipleri burada, gönüllüler burada, iş yeri sahipleri burada. Tek tek çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Şimdi de bir başka dükkana giriyoruz. Burası da tabii ki selden önce bir lokantaydı. Burada da yeme içme üzerine hizmet veriyordu. Ama maalesef sel onları da etkiledi. Şu anda dükkanın hemen yanı baş giriş kısmındaki balçıkları görmekteyiz. Burada ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor. Çamurlar tek tek toplanıyor. Bölgede tabii ki bakanların temasları da devam ediyor. Sanayi sitesinde dakikalar önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank buradaydı. İncelemelerde bulundu. İş yeri sahipleriyle tek tek görüştü ve yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını söyledi. Yeniden üretime geçilebilmek için de devletin yanlarında olduğunu bir kez daha hatırlattı iş yeri sahiplerine. Sanayi sitesindeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki sadece bulunduğumuz noktanın dışında değil Nilgün Balkaç. Caddelerde, sokaklarda, bodrum katlarında sular temizleniyor, çamurlar temizleniyor. Birçok farklı noktada hummalı bir çalışma var. Ayancık'ın birçok kesiminde yeniden ayağa kaldırabilmek için, tekrar eski günlere dönebilmek için altyapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de farklı yayınlarımızla TRT Haber olarak onları ekrana getirmeye çalışıyoruz. Nilgün Balkaç, dediğimiz gibi 6 iş yerinin yıkıldığı, yüzden fazla iş yerinin zarar gördüğü, büyük zarar gördüğü Ayancık sanayi sitesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Balçıklar temizleniyor, çamurlar temizleniyor ve dükkanlar kısa bir süre sonra tekrar hizmet vermek için yoğun bir mücadele yapılıyor burada.